Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Köyde Yaşam kanalından ve Ödemiş Tek Bıçaklar Köyü'nden. Bugün ev işi yapacağım. Yaptığım ev işlerini bazılarını göstermeye çalışacağım. Bir de kek yapacağız. Süleyman'la beraber kek yapacağız. Onları çekmek istedik. Süleyman kek sözünü duydu ve benden illa kek istedi. Bakalım nasıl olacak. Şimdi muar dediğimiz aslında pınar. Çok özel bir çeşme var bizim. Oradan su doldurmaya gidiyorum. İçecek su. Aslında gerçek sularımız da kesildi. Gerçek suya da gidebilirim ama bir içecek sularımızı doldurup geleyim. Bizim henüz bahçemiz oluşmadı. Yapamadık. O yüzden biraz tenekelerle falan kapılar falan yaptık, böyle dandik bir kapımız var. Su doldurmaya gidiyoruz. Evimizin yakınında ama derede su. Çok özel bir sudur, şeydir. İyi sular böyle olduğunu söylerler. Yazın ılık olur. Yazın karlı günlerde falan götürür inekleri, oradan sularlar insanlar. Şey yaparız. Yazın da yine buradan almak isteriz. Hem suyu içmesi güzel oluyor, hem de şey oluyor, soğuk oluyor biraz daha. Tabii dolaplara koyuyoruz ama koymadan önce bile soğuk oluyor diğer sulara göre. Kabak kendiliğinden çıkmış, koskocaman kabak olmuş. Biraz iniş çıkışlı. Eskiden bu çeşme şeydi. Gerçekten bir taşın oyuğundaydı yukarıda. Taşın içinden alıp içiyorduk. O zaman gerçekten yazın falan gelsek içsek. Benim çocukluğumda zaten fazla dolap yoktu. Sonradan gelmişti. Gelip buradan su içerdik taşın oyuğundan. O yüzden de muar deniyordu en çok. Ama sonra yol çalışması falan oldu. Normal büyük bir çeşme yapmışlardı. Onu da kaldırdılar yol çalışmasından dolayı. Burada öyle hortumdan akıyordu normalde. Geçen yıl buranın içine depo yapmışlar artık. Bayağı büyük bir depo yapmışlar. Buradan açıyoruz. Şimdi yerinin altından depodan geliyor. Şu anda gayet soğuk, içilebilir derecede.
Ne yapacağız anneli? Kek yapacağız. Kek duydun hemen istedin benden. Almaz olaydım. Evet. Sabah gezmeye geçiyorduk mutfaklara. Teyzemler, dayımlar falan. Giderken kek yapalım Süleyman da dedim. Onu bir duydu illa ki yaptırdı. Dayım hasta oldu ondan iptal ettik de. Gezme işi iptal oldu ama kek iptal olmadı. Valla konuşmazsan oluyor kardeşim seslenmezsen. Bir de bu kek incirli, içi incirli bir kek olacak. Böyle yapacağız. Ben bunu daha önce, annem daha önce yapmadı da Zuhal Alan yaptı da çok güzel olmuş. Ben çok beğen dedim. Anneme dedim, anne sen de yap dedim. Annem de deneyecek diyor. Hani güzel olursa çok güzel oluyor zaten de inşallah kıvamını falan tuttururuz. Ben ondan tarifini almadım da küçük küçük doğrayıp içine katacağım artık bakalım nasıl olur. Evet. Bizim bir de çoğalımızdan bak 25 kilo her şey çoğaldan alan bir şey aileden geldiğimizden ben onu çoğaldan aldırıyorum. Hiç dokunulmadı burada 50 kilo daha var çoğal. Ya bir de bunu da söyleyelim. Bu çuval hayır. Hayır için yapılmış. Tüm köylüye bir tane bir abimiz dağıttı. Bizim bütün Geçen sene köylüye. o bu sene dağıtmamış gal. Geçen sene 25 kilo her eve böyle 25'er kilo un dağıtmış. Biz de nasip oldu. Biz de aldık. Allah razı olsun ondan. Böyle de güzel bir yardımlaşma, güzel bir geleneğimiz oldu. Onu da paylaşalım dedim. Şey işte bayatlamıyor böyle kiler gibi havası soğuk sinek görmeyecek böcek ama güneş görmeyecek sinek görmeyecek bir yerde oldu mu un hiç bayatlamıyor. Bir sene iki sene falan duruyor. Ama güneş gören bir yerde oldu mu durmaz da. Cevizle mi kaçacağız lan içine? Teyzem cevizi de verdi. Ben doğrak doğrak bir şey yapacağım. Hem cevizli hem incirli mi olacak? Hem cevizli hem incirli mi olacak? Şimdi sadece kek yapsam bir anlamı kalmayacak. Ben de dedim içine incir koyayım. Şey olsun, yöresel olsun yine. İncirler de çok güzel zaten. Teyzem incirleri. Biraz sıcak suya batırdım, iyice yumuşattım. Şimdi ne yapacağız ana? Bir Başlayacağız galiba. tarifini anlat bir bakalım. Şeyi yapacağım ben bir sarısını ayıracağım. İlk önce sarısıyla çırpacağım da. Niye bu sarısı beyaza ayrılıyor bunun? İyice dağılsın diye yapacağım. Beyazını kullanmayacağız mı? Unuttum. Kullanacağım. Onu sonra katıyorum. Seyircilerimizden gelen. Ne diyor mu? Ne deniyordu buna? Çırpıcı mı? Porunlu'dan geldi diyor. He? Porunlu'dan hediye geldi diyor. Yok onu biliyorum. Elindeki alete ne deniyordu? Bilmiyorum. Ben çırpıcıdır der.
Bu beyazı mı? Niye ilk sarısını katıp sonra beyazını katıyorsun ama? Sarısının şey köy yumurtası en saf sarı olur. İyice ezmek için şekerle eziyorum iyice. Şekerini az koydum. Neman incir çok tatlı zaten. Onu tatlandıracağını düşünüyorum. Bu karışımın içine direkt incirle cevizi katacağım mı ana? Yok, hamurunun içine koyacağım ben onu, yoksa ceviz karartabilir şimdi. Şey, kabartma tuz mu? Şimdi incirini koyuyorum en son. Hamurunu kıvamına getirdim. Adam bunu ortasına katıyordu ana. Sadece ortasına mı koyuyordu? Kekin ortasına. Bu biraz daha farklı olacak. Ben içine koyacağım onu ya. Kat kat. Dur bakalım bir el. Malzemesi bol olsun. Arkadaşlar biz hep iş yapmıyoruz. Süleyman bazen çekmiyor ama dün gece mi? Nişana gittik mutfaklara. Katıyorsunuz mu Kat Süleyman? kat. Komşu köye gittik. Kendi köyümüzde değildi. İsteyen olur, istemeyen olmaz diye oraları çekmedik. Zaten gece olduğundan, geçenlerde de kendi köyümüzde düğün olduğunda çok uzun tutmadım gece olduğunu. Gece güzel çekmiyor kamera. Sadece ışık olan yer görünüyor. Onun haricinde görünmüyor zaten. Lezzeti Güzel. nasıl olur, şey nasıl olur bilmiyorum arkadaşlar ama bayağı besleyici bir şey olacak. Güzel oldu, güzel. Benim şimdi de ağzım sulanmaya başladı. Tüplü fırın. Bugün bir bununla yapmak istedik. Kenarlardan yanıyor değil mi? Tüplü. Bunda ekmeği falan annem çok güzel yapıyordu da uzun süredir kullanmadık. Annem kullanıyordu en çok fırının şeyini, o biliyordu. Bugün biz de deneyeceğiz bakalım. Biraz daha kasalım Süleyman, onun içinde çok şey var. Oldu mu Garana? Çay Oo. yaptık bir çaydanlık. Çayla beraber şimdi tadına bakalım. Kesiyor bakalım dilimle. Tam da karnım acıktı vallahi. Ben de börekten yedim zaten. Sen şey yaptın ya.
Böyle. Tatlıya ana bakalım. Hadi güzel mi? Tatlıyor tat. Yiyen mi? Güzel mi? Güzel, içinde incirler. Çayı kat gari. Çaysız olmaz zaten bu. Çayın içine bir parça kaçtı Süleyman. İçinde incirler var, çıtır çıtır. Güzel güzel olmuş şeyler, cevizler de ayrı güzel. İzleyicilerimiz de tarifini aldı gari. Yapmak isteyen olursa yapsın. Ben de bir tadım bir ömür. Şey falan güzel ya, incir çıtır çıtır, senin dediğin gibi. Meyveli kek gibi bir şey olmuş yani, değişik olmuş, üzümlü kek gibi. Çocukları yemeyenler falan böyle yedirebilir çocuklarına değişik şeyleri. Aynen. Ama şekerini az koymaya gerek yok sanki, değil mi? Şekersiz mi olmuş? Kek az şekersiz olmuş gibi. Bilmiyorum, benim ağzıma incir denk geldi. Şeyi çoktu, tatlısı çok. Güzel, gene de tatlı sever. Oluyorsa keki şekerini normal koyabilirler. Sen normalde kaç koyuyorsun? Bir Bunda buçuk ekip koyuyordum. Bir koydum sadece. 1,5 koyabilirler. Kek az şekersiz olmuş. İncir denk geldi mi tatlı da, denk gelmeyince öyle biraz. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Siz de beğendiyseniz mutlaka yapın. Çok da güzel olmuş. Ben tadını çok sevdim. Eğer bizi de sevdiyseniz de kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.